Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibîn et-tâhirîn ve ba'd. Evet. İbn Kesir tefsirinden Sad suresi son dersimizi inşallah yapacağız. Ayet-i Kerime 71. ayetten 88. ayete kadar devam edeceğiz. Önce bir malini verelim inşallah. İz kâle rabbüke lil melâiketi inni hâlikum beşeren min tîn. Habibim, Rabbin meleklere ben çamurdan bir insan, beşer yaratacağım dediği zamanı hatırlayıver. Feyde sevveytuhu, Mevlamız buyuruyor. Ben onu düzenlediğim ve nefaktu fihi min ruhi, tarafımdan ona bir ruh üfürdüğüm zaman feka'u lehu sacidin. Meleklere secdeyle emretti. Meleklerin hepsi ona secde yaptılar. Feka'u lehu sacidin. Feka'u lehu sacidin. Evet, onun için secde yaptılar. Fesecedel melaiketü kullu mecma'un. Evet, bütün melekler hepsi birden, hiç bir tane istisna edilmeden secde yaptılar. Buradaki secde Allah'a yapılan secde gibi değil. Hürmet secdesi. İlla iblis, iblis müstesna. İstekbara. O kibirlendi, büyüklendi ve kâne minel kafirin, inkarcılardan, kafirlerden oldu. Kâne ya iblisü, Cenab-ı Hak hitap etti. Ey iblis, mâ mena'ake, seni engelleyen nedir? En tescüle secde etmenden. Lima halaktu biyedeyye, kudretimle, ellerimle seni yarattım, seni dizayn ettim. Peki, seni yarattığım halde ya da seni yarattığımdan dolayı seni Adem'e secde yapmaktan engelleyen nedir? Buyurdu. Estekbarte em kunte minel alin. Sen büyüklük mü tasladın? Estekbarte onun aslı el istekbarte. Yine hemze-i vasıl hasfedilmiş orada. Buradaki hemze, hemze-i istifam. Büyüklük mü tasladın? Em kunte minel alin. Yoksa o da aynı manada kendini yüce, kendini çok yükseklerde gören kimselerden mi oldun? İkisi de var. Kale ene hayrun min. Yani ondan daha üstün gördün kendini. O da ne diyor Cenab-ı Hakk'a karşı? Ene hayrun min. Ben o Adem'den daha hayırlıyım. Kendine göre. Allah hayırlı olduğunu söylemiyor. Kendi diyor ben ondan hayırlıyım. Ama bunu kime karşı diyor? Allah'a karşı. Cevap mahiyetinde söylüyor. Halaktani min narin. Ben ateşten yarattın ve halaktehu min tîn, onu çamurdan yarattın. Kale Mevlamız buyurdu. Fahruc minha. O cennetten çık. Fahruc minha. Fe inneke racim. Zira sen kovulmuşsun. Evet, veya bulunduğun makamdan çık manası da var. Efendim, bulunduğun halden. Peki. Fe inneke racim. وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي mutlaka senin üzerine, benim lanetim senin üzerinedir. اِلَى يَوْمِ الدِّينِ ta kıyamet gününe kadar. قَالَ شَيْتَانِ لَعِينِ اِبْلِيسِ لَعِينِ dedi Rabbi, yine burada inkar etmiyor. Ey Rabbim diyor. فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ bu şeytanların başına, başı diyor bunu iblis. Ben insanların diriltileceği güne kadar yaşat, bana mühlet ver, zaman ver. Kale, Cenab-ı Hak buyurdu. Feinneke minel munzarin. Hadi sana mühlet veriyorum. Ta insanların diriltileceği güne kadar yaşayacaksın. İlâ yevmil vaktil malum. Belli güne kadar. Kale, bunun üzerine şeytan aleyhillâne dedi. Febi izzetike. Senin celalına, yüceliğine, izzetine yemin ederim ki, hem de yemin ediyor. Le uhuviyennehum ecma'in. Ben onların hepsini azdıracağım, saptıracağım. Kulların hepsini. İlla ancak
saptıramam ibadete senin kullarını minhum onlardan, onların cümlesinden. Öyle kulların ki el muhlasîn senin ihlaslı kıldığın kullarını saptıramam. Gerçekten iman edip sana samimiyetle kulluk yapan, kendilerine samimiyet verdiğin kullarını saptıramam, onlar müstesna. Kâle fel hakku vel hakka akul. Cenab-ı Hak ne buyurdu? Fel hakku hak vel hakka akul. Ben hak söylüyorum, benim sözlerim haktır. Kavlül hak, Allah'ın her sözü haktır. Ben hakkı söylüyorum ki le emle enne cehenneme minke ve mimmen tebi'ake minhum ecma'in. Kesinlikle vallahi seni ve onlardan sana uyanları cehenneme dolduracağım diyor. Allah da yemin ediyor. Sen madem benim kullarımın çoğunu saptıracaksın, ben onlara peygamberler gönderdim. Göndereceğim, ben onlara hakkı hakikati bildireceğim. Bütün bunlara rağmen onlar saparlar, sana uyarlarsa vallahi ben de seni ve sana onlardan uyanları hepsini birden cehenneme dolduracağım. Sen ve senin tebaan cehennemin yakıtı, tuturuğu olacaklar. 85. ayete kadar malini vermiş olduk. Şimdi bunların kısaca tefsiri ama burada genel bir tefsir yapmış. Çünkü bu Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, Allah'ın meleklere secde yapmalarını emretmesi, İblis-i Lâin'in secdeden imtinasını anlatan ayetler Bakara suresinde geçti. Efendim Araf suresinde, İsra suresinde, daha başka surelerde de var. Onun için burada tefsiri biraz böyle kısa geçmiş. Onun için burada çok uzatmamış meseleyi. Her yıl kıssatı, bu kıssa zekerahallahu tebareke ve teala, Cenab-ı Hakk'ın bu beyan ettiği kıssa fi suretil Bakara, Bakara suresinde beyan etti. Hemen 4. sayfasına başlıyor. Ve iz kâle rabbüke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife, oradan aşağıya devam ediyor. Ve fi evvelil araf, Araf suresinin başında yine bu kıssa beyan edildi. Ve fi suretil hicr, Hicr suresi 14. cüzde orada beyan edildi. Ve Sübhane suresi İsra suresi demek. Hani baş tarafı Sübhanellezi esra bi abdihi ile geçiyor ya, ona Sübhane suresi diyor. Yani İsra suresi. Vel Kehfi, Kehf suresinde geçti. Ve hâhuna, ve burada da Cenab-ı Hak aynı olayı zikretti. Ve hiye, bu kıssa nedir? Ennallâh subhanehu ve teâlâ, Allah Celle Celaluhu e'lemel melâikete, meleklere bildirdi. E'leme. Kable halkı Adem aleyhissalatu vesselam, Adem aleyhisselamı yaratmadan önce. Yani meleklerle Cenab-ı Hak bir yerde istişare ediyor, istişareye işaret için. Cenab-ı Hak faili muhtardır. Kimseye şunu yaratacağım, bunu yaratmayacağım diye sorma ile mükellef değil. Haşa Allah-u Teala bir şeyde mesul değil. Ama insanlığa, meleklere istişareyi öğretmek için meleklere şöyle şunu bildirdi. بِاَنَّهُ سَيَخْلُقُ بَشَرًا, bir insan yaratacağını. مِنْ salsalin, efendim çamurdan. مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ, salsal kurumuş çamur. Hame-i Mesnun bir döneminde kokuşmuş çamur. Çamur tabi dönemleri var. Çamurun devreleri var. O devrelerin işte kokmuş çamur, ondan sonra kuruyan çamur, insan haline getirilen ve suret haline getirilen çamur, sonra kendisine ruh üfürülen ve insan olan, aslı çamur olan varlık. Böyle bir çamurdan, özü çamur, ana cevheri çamur olan bir beşer yaratacağını efendim onlara bildirdi. Ve tekaddeme ileyhim bil emri. Onlara bir emir takdim etti. Meta feraga min halkihi ve tesviyetihi. Evet. Efendim daha neyi bildirdi? Ve tekaddeme ileyhim bil emri. Onlara bir emir takdim etti. Efendim meta feraga min halkihi. O beşeri yarattığı zaman. Ve tesviyetihi. Tesviye yani onun çamurdan sureti
oluşturulup melekler tarafından ve sonra ona ruh üfürülüp tam insan olarak can verildiği zaman onlara, meleklere emir takdim etti Allah-u Teala. Ne buyurdu? فَلْيَسْجُدُوا لَهُ Efendim ona secde etsinler melekler. İkramen ve izamen. Ona saygı için, ona ikram için. Vahtiramen, o da yine saygı. وَمْتِثَالًا لِأَمْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah'ın emrine tutunmak için, uymak için meleklerin o insana hürmet secdesi yapmasını Cenab-ı Hak onlara takdim etti, emretti. Böyle bir emir verdi. Evet. Peki. فَمْتَثَلَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ Meleklerin hepsi bu emre uydular. Siva iblise, iblis müstesna. İblis, ondan önce iblis değildi. Sonradan Cenab-ı Hak ona iblis lakabını verdi. İblis. Ondan önce meleklerle beraber Allah'a kulluk yapan birisi. İblis müstesna. İşin akıbeti itibariyle Cenab-ı Hak haber veriyor. Bütün melekler uydular emre, iblis müstesna. وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ İblis olmadı. مِنْهُمْ Meleklerden ne yönünden? Cinsen, cins açısından onlardan olmadı. Yani melekler nurdan yaratılmış, İblis-i Lâin ateşten yaratılmış. Asla onların cinsinden değildir. كَانَ مِنَ الْجِنِّ İblis cinlerden idi. Evet, cinlerden idi. Şimdi bu aşağıda bir haşiyesinde bir bilgi vermiş. Bu görüş neyi ifade ediyor? İblisin cinlerden olup meleklerden olmadığını. Esas doğru olan görüş de budur. Çünkü efendim bu kaydı şey koymuş. Muhammed Ali Sabuni, Allah razı olsun, o hocamız koymuş bu kaydı. Efendim ve nitekim Keyif suresindeki ayeti de delil getirmiş. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li ademe fesecedu illa iblis. İlla iblis. İblis müstesna bir secde yaptılar. Kâne minel cinni. Keyif suresindeki ayet bu. O cinlerden idi. Fefesega an emr rabbi. Rabbinin emrinden çıktı. Rabbinin emrine karşı geldi. Dolayısıyla efendim bu ayeti kerimeyi de delil getirmiş. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Hasan-ül Basri Hazretlerinden nakledilen bir söz var. Lem yekun iblisu minel melaiketi kattu tarfete aynin. Ya da tarfete aynin kattu. Bir göz açıp yumuncaya kadar da olsa iblis daha öncesinde de meleklerden değildi. Ama onlarla beraber kulluk yapan birisiydi. Ne zaman ki Adem Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam'ın secdeyi reddetti, kendisinin daha üstün olduğunu iddia etti, büyüklendi, büyüklük tasladı, kafirlerden oldu. Kâne mine cinni. Evet, cinlerden idi. Tabii onun meleklerden olup sonra azgınlaştığını söyleyen alimler de var ama doğru olan görüş İblisin cinlerden olduğunu kabul eden alimlerin görüşü daha doğru görüştür. Fehanehu iblise hıyanet etti. Tab'uhu ve cibilletuhu. Onun doğası, tabiatı yaratır. Çünkü onun yaratılışında isyan var. İsyan ona hıyanet, tabiat ona hıyanet etti. Yani burada hıyaneti onun tabiatına, onun bozuk fıtratına nispet etmiş oldu. Fehanehu ona hıyanet etti iblise. Tab'uhu kendi tabiatı ve cibilletuhu kendi yaratılışı. Festenkefe anis sucudi li Adem'e. Adem'e secdeden yüz çevirdi, kabul etmedi. Ve khasama rabbehu azze ve celle Rabbi ile de adeta tartıştı fihi bu konuda. Yani Rabbül Alemin'in için secde yapmadın, ben seni yarattığım halde dediği zaman ne dedi? Rabbi ile tartıştı da ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten
onu topraktan yarattın, ateş topraktan üstündür dedi. Yanlış bir kıyas yaptı. Şeytanın kıyası, fasit bir kıyas ve kafirlerden oldu. Evet. Vedda'a ve iddia etti. Ennehu hayrun min Adem'e. Adem'den daha hayırlı olduğunu. Fe innehu, çünkü kendisi mahlukun min narin, ateşten yaratılmış. Ve Adem'e, Adem ise hulika min tînin, çamurdan yaratılmış. Orayı niye ve Adem'e okudum? Fe innehu'nun zamirine atfedilmiş orası. İnnehu'nun zamiri, innenin ismi ve Adem'e de onun için mensup. Ve Adem'e hulika min tîn. Ona göre Adem çamurdan yaratıldı. Kendisi ateşten yaratıldı, daha üstün. Ve nâru hayrun minet tîni fî zûmihî. Onun batıl inancına göre ateş topraktan, çamurdan daha hayırlıdır. Onun zannine göre. Allah ateş topraktan daha hayırlı demedi. Ama şeytan kendi zannine göre, kendi iddiasına göre efendim ateş topraktan daha hayırlıdır dedi. İtaat etmedi ve kafirlerden oldu. Ve kad ahta fî zâlik, bu konuda hata etti. Ve hâlefe emrallâhi teâlâ, Allah-u Teala'nın emrine uymadı, muhalefet etti. Ve kefara bi zâlik, bununla kafir oldu. Fe eb'adehullâhu azze ve celle, aziz ve celil olan Allah da onu huzurundan uzaklaştırdı, rahmetten uzaklaştırdı. Onu lanetledi. Ve ergame enfehu, onu zelil kıldı. Buradaki ergame enfehu, ragib enfeh, yani burnunu yerde sürttü, onu zelil kıldı. Ve taradahu, onu kovdu. Ambabi rahmetihi, rahmeti kapısından. Ve mehalli ünsihi, ünsiyet mahallinden. Ünsiyet mahalli, Allah'ın rahmetine yakın olması. Ve hadratı kutsihi, o da aynı manada. Yüce makamdan onu kovdu. Hadreti Kutsi, Allah'ın böyle bir mekanı yok da ilahi huzurdan, ilahi ünsiyetten, ülfetten onu tard etti, kovdu. Ve semmahu iblise, ona iblis adını verdi. Niçin? İ'lâmen lehu, ona bildirmek için. Neyi? Bi ennehu, o iblis kad eblese miner rahmeti, rahmetten ümidini kestiğini bildirmek için. İblis, iblis demek yani rahmetten ümidini kesen kimse demek. Onun için Cenab-ı Hak ona ilahi rahmetten ümidini kesen birisi olduğunu bildirmek için ona iblis adını Mevlamız koydu. İblis. Esas iblisin adı Azazil. Azazil, ama Cenab-ı Hak ona iblis adını secde etmediği zaman koydu bu adı. Niye? İlahi rahmetten tamamen alakasını, ümidini kestiğini ona bildirmek için. Evet. Ve enzelehu, onu indirdi. Mesemai gökten mezmûmen, medhuran, yerilmiş olarak, kovulmuş olarak ilel ardı, yere. Feselallâhe, şimdi buraya geçmeden önce şunu değerlendirmemiz lazım. Allah korusun, Müslüman olduğunu söylediği halde ibadetleri yapmayan, ilahi emirlere sırt çeviren, ilahi emirlere imtisal etmeyen kimseler bir defa İblis-i Lain'in sıfatını kendilerinde taşıyorlar. İblis-i Lain aslında Allah'ın varlığını inkar etmedi. Sadece secde emrini yerine getirmediği için Allah onu rahmetinden uzaklaştırdı, huzurundan kovdu. İlahi rahmetten efendim mahrum edildi. Şimdi öyleyse ilahi emirlere uymayanlar rahmetten uzak olan insanlardır. Korkulur ki Allah korusun. Onun için mesela 5 vakit namazı terk edenlerin dinden çıkmış olduğunu söyleyenler var. İşte bu emre itaat etmediğinden dolayı. Müslümana yakışan şey evvela emre itaat etmek, imtisal etmek, gereğini uygulamak, esas budur. Peki şeytan huzurdan kovuldu. Yine bitmedi onun istekleri. Fese'elallâhe, Allah'tan istedi. En nazrate,
en nazirate, kendisine mühlet verilmesini, ila yevmil ba'si, ta insanların diriltileceği zamana kadar, yani kabirlerinden kalkıp mahşer yerine geleceği zamana kadar efendim mühlet verilmesini istedi. Fe enzarahu, ona mühlet verdi. Enzara, hu o şeytanı lahine, el halimü, halim olan Allah, ellezî öyle halim ki, la yuaccilü, azabı acele vermeyen, alâ men asâhu, isyan edene, karşı gelene. Cenab-ı Hak halimdir. Ne demek? Yani suç işleyenin cezasını peşinen vermiyor. Eğer her suça, her suç işleyene cezasını peşinen verse, yeryüzünde bir tek canlı bile kalmaz. Allah-u Teala suç işleyen, karşı gelene cezayı acele etmemekle halimdir. Efendim, işte halim olan Allah, şeytan aleyhillâneye bunca kibri karşısında, bunca isyanı karşısında ona mühlet verdi. Haydi sen de kıyamete kadar yaşayacaksın. Ne yapıyorsan yap bakalım haydi. O da efendim yemin ederek dedi ki, vallahi kulların önünden geleceğim, arkalarından geleceğim, sağlarından, sollarından, onları saptıracağım, yoldan çıkaracağım, inkar ettireceğim. Efendim onları şükreden, zikreden kimseler olarak bulamayacaksın diye yemin etti. Benim de vazifem bu, madem bana bu zamanı verdiysen. Bu imtihan tabii ki. İmtihan. Bunun üzerine Mevlamız da buyurdu ki, vallahi eğer sen bunu yaparsan ben de sana uyan insanlarla seni cehenneme dolduracağım diyor. Cehennem de hak, cennet de hak. Evet. Peki. Felemma eminel helake ila yevmil kıyameti. İblis-i lain kıyamete kadar artık helak olmayacağından emin olduğunda, helaktan emin olduğunda, ne demek yani helak olmayacağından emin olduğunda, temerradı ve taga, iyice azgınlaştı, iyice şımardı. Evet, ve kale dedi, fe bi izzetike, Allah'ım senin izzetine, yine de Rabbim diyor, senin izzetine, yüceliğine, kuvvetine, kudretine yemin olsun ki, le uhviyennehum, onları saptıracağım, ecmain hepsini. İlla ibadeke minhumul muhlasim, ancak onlardan kendilerine ihlas verdiğin, kendilerini ihlaslı kıldığın kulların müstesna. Allahümme ec'alne min ibadikel muhlasim. Ya Rabbi bizi o şeytanın saptıramadığı ihlaslı kullarından eyle ya Rabbi. Şeytanın saptıramadığı, imandan döndüremediği muhlas kulların, ihlas verilen, kendilerine ihlas verilen kullarından eyle ya Rabbi diye dua ediyoruz. Çünkü diyor onların hepsini saptıracağım, ancak senin ihlas verdiğin, samimiyet verdiğin, imanda sabit kıldığın kimseler müstesna. Kema kâle azze ve celle, Rabbül Alemin buyurduğu gibi, leyn ekharteni, burada da bir hata var, ekharteni yazmış, orada ya yoktur, leyn ekharteni, esas şeyde oranın düzeltilmesi lazım. Leyn ekharteni, vallahi eğer, burada da yemin ediyor, bu da İsra suresinde bir ayet. Leyn ekharteni, vallahi bana mühlet verirsen, ila yevmil kıyameti, kıyamet gününe kadar, le ahtenikenne zürriyetehu, kesinlikle ve kesinlikle Adem'in soyundan gelenleri yoldan çıkaracağım, saptıracağım ya Rabbi. Hem de burada tekit. Le ahtenikenne, lam var orada, nunu müşeddede var orada. Kaç tane tekit edatı var. Kesinlikle onları yoldan çıkaracağım. İlla kalile, azları müstesna. Azları kim? Müminler. Allahümme sebbit imanına ya Rabbel alemin. Ve haulâi, işte bunlar, yani kimler? O azlar, hümül müstesnevüne, istisna edilenler, fil ayetil uhra, başka ayette istisna edilenlerdir. İlla kalilen, yukarıda geçti zaten. İlla ibadeke minhumul muhlasin dedi. Kalil kelimesi başka ayetlerde işte o şeytanın saptırmasından istisna edilen, kurtuluşa eren
kendilerine ihlas verilen kullar oldu. Efendim başka ayetlerde ifade ediliyor. İşte bunlar onlardır. Ve hiye kavlihu teala inne ibadi, bu da yine bu ayette İsra suresinde, şüphesiz benim kullarım, Cenab-ı Hak buyuruyor, leyse leke, benim has kullarım için, has kullarım üzerine senin için olmadı, aleyhim onların üzerine sultanın bir kudret, kuvvet, yani saptırmaya gücün yetmeyecek. Efendim onlar müstesna, inne ibadi, benim gerçek kullarım, iman edip itaat eden kullarım yok mu? Leyse leke, senin için olmadı, aleyhim onların üzerinde sultanın bir kudretin, kuvvetin, etkin, saltanatın olmadığı. Ve kefa bi rabbike vekila, Habibim Rabbim vekil olarak yeter. Ni'mel mevla ve ni'mel vekil. O ne güzel mevla, o ne güzel vekildir. Allah Celle Celaluhu kimleri korumayı efendim vaat ettiyse onları korur. Allah'ın korudukları korunabiliyor. Ama şeytan insanların, yani müminlerin birçoğunu imandan döndüremedi ama maalesef bugün ibadetlerden uzaklaştırabildi. Bu da büyük bir efendim zarar. İbadetlerden uzaklaştırabildi. Bugün Müslümanlardan ibadet ehli olanlar çok az. Büyük bir kesimi ibadetsizlikte şeytanın istek ve arzularına uygun hareket etmektedirler. Bu da büyük bir hasrettir. Hakikaten hayıflanmamız gereken bir husustur. Gâle Süddi. Evet. Oraya gelmeden atlamışız. Ve kavlihu teâlâ, Cenab-ı Hakk'ın kavli celili. Gâle fel hakku vel hakkâhûr. Mevlamız buyurdu. Hak olan, benim sözüm haktır. Hakkı söylüyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sözlerinin hepsi haktır. Hepsi gerçektir. Benim de hak sözüm şu. Le emle enne cehenneme, vallahi cehenneme dolduracağım. Minke, seni ve senin tebaını, senin gibi olanları, ve mimmen tebiake minhum, bir de o insanlardan, sana uyanlardan dolduracağım. Ecmain, hepsini nereye? Cehenneme dolduracağım. Allah da yemin ediyor. Şeytan yemin ediyor, vallahi eğer sen bana mühlet verirsen ben onların çoğunu saptıracağım. Hiç sana kulluk yapan insan, az insan bulacaksın. Allah da yemin ediyor ki vallahi ben de seni, senin tebaını, sana uyanların hepsini cehenneme dolduracağım. Benim bu sözüm haktır. Allahümme neccina min nari cehennem ya rabbel alemin ve edhilnel cennete ma'al ebrar. Allah'ım bizi cehennemden kurtar. İyilerle beraber bizi cennetine idhal eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, imanımızı sabit kıl. Mümin olarak yaşamayı, mümin olarak da ebedi aleme göç etmeyi cümlemize nasip eyle. Kale Süddiyyü, müfessir Süddi şöyle diyor. Hu ve kasemün, bu bir yemindir. Bu le emlerne cehenneme. Aksemallahu bihi. Allah buna yemin etti. Allah seni ve sana uyanları onlardan, insanlardan cehenneme girdiririm demiyor. Vallahi ben seni ve sana uyan bütün sapıkları, senin kandırdığın insanları cehenneme dolduracağım. E peki birileri çıkar şöyle derse ne diyeceğiz? Niye Allah o kullarını cehenneme dolduruyor şeytanla beraber? Allah kullarına onları irşad edecek peygamberler gönderdi. Kitaplar gönderdi. Onlara akıl verdi. Yani küfrü, imanı beyan eden, adaleti, zulmü açıklayan, hakkı, batılı onlara izah eden kimseler geldi. Bütün bunlara rağmen hak söze kulak tıkayıp batıl söze kulağını açan insanlar da elbette ki cehenneme girmeye müstahak olacak kimselerdir. Ve kekavlihi azze ve cel galed hep. Mevlamız şeytan aleyhillâneye öyle diyor. Git, defol. Femen tebi'ake minhüm. Her kim sana, o insanlardan sana tabi olursa fe inne cehenneme, mutlaka cehennem ceza hüküm, sizin cezanızdır. Ceza mevfura. Tam bir ceza. Yani çok şiddetli bir ceza. Efendim aşırı bir derecede sizin cezanız cehennemdir. Defolun gelin. Sen ve sana tabi olanlar. Sizin cezanız cehennemdir. Burada da bir tehdit var.
Evet, son ayetlere geldik. Kul ma es'elukum aleyhi min ecr ve ma ene minel mütekellifin. Habibim de ki ma es'elukum aleyhi, ben o davet üzerine, tebliğ üzerine sizden istemiyorum min ecrin bir ecir. Ve ma ene minel mütekellifin, ben böyle zorluk çıkaranlardan da değilim size karşı. İlla ben peygamberlik görevini yerine getiriyorum. Bana şu kadar ücret vereceksiniz, bana şunları şunları sağlayacaksınız demiyorum. İn huve illa zikrul alemin. Efendim o peygamber olmadı, illa zikrul alemin. Ancak alemler için bir zikir. Ya da oradaki in huvenin zamiri Kur'an. O Kur'an ancak alemler için bir zikirdir. Alemler için bir zikir. Kur'an hatırlatmadır. Kur'an nasihattır. Kur'an anayasadır. Kur'an haramı helali beyan eden muazzam bir kitaptır. Zikir. Zikrünün alemi insanlara, cinlere, meleklere, feleklere bir nasihattır. Ve le ta'lemünne, elbette ve kesinlikle bileceksiniz. Nebe'ehu badehin. Evet. Yani bu haberin doğruluğunu efendim gelecekte bileceksiniz. Yakın bir zamanda bileceksiniz. Yani bu Kur'an'a uymamanızın zararını, Kur'an'ın zikir olduğunu, peygamberin hak peygamber olduğunu yakın gelecekte bileceksiniz. Bu peygamber haberi, Kur'an haberlerini, hakkaniyetin doğruluğunu bileceksiniz ama o zamanki bilmenin bir faydası yoktur. Ve letalemünne, kesinlikle ve kesinlikle bileceksiniz. Nebe'ehu, o Kur'an'ın ya da peygamberin önemli haberlerini, doğruluğunu bileceksiniz. Badehin, bir zaman sonra. Bir zaman sonra dediği mahşer, kıyamette. Evet. Yekulü Teala, Cenab-ı Hak Teala buyuruyor. Kul ya Muhammedü. Ey Muhammed şöyle de. Liha ulayil müşrikin. O müşriklere şöyle de. Ma es'elüküm, sizden istemiyorum. Ala hadel belag, bu tebliğe karşı. Yani hakkı, hakikati, İslam'ı, Kur'an'ı size tebliğ etmeme karşılık sizden istemiyorum. Ve hadel nushu, bu nasihat, bu öğüt. Ve hadel nushi, ala hadel belagı ve hadel nushi. Ve hadel nushi, ala hadel belag üzerine atfedilmiş. Efendim, bu nasihat üzerine, bu tebliğ üzerine sizden istemiyorum. Ecran bir ücret. Öyle ücret ki tu ni iyyahu. Bana vereceğiniz bir ücret istemiyorum. Min aradıl hayatı dünya. Dünya hayatından, dünya hayatının çıkarlarından, menfaatlerinden bana vermeniz gereken bir ücret istemiyorum. Ne tebliğden ne nasihattan. Ve ma ene minel mütekellifin. Ben size zorluk çıkaranlardan da değilim. Yani size bir üzerinize vergi koyan, size gerçekten zor şartlar getiren, size bir külfet oluşturan kimselerden de değilim. Ey ve ma uridu, ben istemiyorum. Ala ma erseleniyallahu teala bihi. Allah-u Teala'nın beni kendisiyle gönderdiği şey üzerine, Allah'ın peygamberimizi gönderdiği şey tebliğ, şeriat, İslam, Allah'ın beni kendisiyle gönderdiği şey üzerine istemiyorum. وَلَا اَبْتَغ۪ي, talep etmiyorum ziyadeten, bir ziyade aleyhi, onun üzerine. Allah beni neyle göndermişse sadece onu size duyuruyorum. Yoksa efendim başka başka bir şey istemiyorum sizden. Allah neyi bildirmişse onları tebrik ediyorum. Ne ilave yapıyorum ne noksanlaştırıyorum. Onun üzerine bir ilave de istemiyorum. Bel ma emartu bihi umirtu bihi eddeytu. Bilakis bana emredileni ben yerine getirmiş oluyorum. La azidu aleyhi, ne onun üzerine ilave yapıyorum ve la enqusu minhu, ne de ondan noksan yapıyorum. O kadar önemli ki. Zaten tebliğ neydi? Peygamberlerin sıfatlarından bir tanesi de tebliğ. Tebliğ şu idi. Efendim Allah'tan aldığı emirleri üzerine ilave yapmaksızın ya da ondan zerre bir şey noksanlaştırmaksızın
insanlara ulaştıran, ulaştırmakla muvazzaf olan peygamberler. Onun için ben size Allah'ın beni gönderdiğinin üzerine ne ziyade ediyorum, ne de noksan ediyorum. Bana ne emredilmişse onları yerine getiriyorum. Çok önemli bir şey. Ve innema ebtagî bidâlik. Ben ancak bununla istiyorum. Veçhallâhi azze ve celle Allah'ın rızasını ve darul ahirete, ahiret yurdunu. Ben başka bir maksadım da yok. Sizden dünyalık istemiyorum, menfaat istemiyorum. Ya da bana emredilmeyeni size emretmiyorum. O zaman buradan şu da çıkıyor. Sünnetleri bazıları vahiy değildir diyorlar ya. O zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir şeyi, Allah'ın emretmediği hiçbir şeyi işlemiş olmuyor. Allah neyi emretmiş onları işliyor. Farzlar zaten direkt Allah-u Teala'nın bildirmesiyle. Vacipler yine öyle ama sünnetler de yine Allah peygamberimize mana olarak bildiriyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onları işliyor. Öyleyse sünnetler de Allah'ın vahyidir. Allah bildirdiği için peygamberimiz onları yapıyor. Eğer Allah bildirmemiş olsaydı bu ayete ters düşerdi. O zaman Allah'ın bildirmediğini peygamber dine ilave etmiş olurdu. Peygamberin sünnetleri dine bir ilave, yani artı bir yük olurdu. Haşa, öyle değil. Sünnetleri de emreden Allah, farzları da emreden Allah, hepsi vahye dayalıdır. Bunu çok iyi muhafaza etmek lazım. Ama bazı sapıklar öyle diyorlar. Diyorlar ki sünnetler, hadisler Allah'ın vahyi değildir. O zaman peygamber kendi kafasından sünnetler uydurmuş demektir. Haşa. Kâle mesrûkun. Mesruk şöyle dedi. Eteyna Abdullah ibn-i Mes'udin radıyallahu anh. Abdullah ibn Mes'ud'un yanına geldik. Abdullah ibn Mes'ud sahabi. Mesruk diyor ki biz Abdullah ibn Mes'ud'un yanına geldik. Fekale dedi Abdullah ibn Mes'ud. Ya eyyühennas, bize nasihat ediyor diyor. Ey insanlar, men alime şeyen, kim bir şey biliyorsa fel yakul bihi, bildiğini söylesin. Yani kimin yanında bir bilgi varsa, dinle ilgili, dünya ile ilgili, ahiretle ilgili, o bilgilerini insanlara söylesin, tebliğ etsin. Ve men lem ya'lem, her kim bilmiyorsa fel yakul desin. Allahu alem. Onun hakikatini Allah bilir desin. Bildiği şeyleri söylesin. Ama bilmediği şeylere de sorulduğu zaman Allahu alem, ben bilmiyorum, Allah hakikatini bilir desin. Fe innehu minel ilmi, ya da bir şey anlattığı zaman zaten bizim hocalarımızın, büyük alimlerin yolu bu. Mesela bir şeyi izah ediyorlar. Sonunda diyor ki Allahu alem, biz savab. Doğru olanı Allah bilir. İzah ediyor, ediyor. O zaman kim bir şey biliyorsa onu söylesin. Ya da bildiği şeyleri anlattığı halde Allahu alem desin. Hakikat Allah bilir desin. Bilmiyorsa Allahu alem yine. Bilmiyorsa, efendim bilgisi yoksa yine Allahu alem desin. Fe inne minel ilmi, zira ilimdendir en yekule raculu lima la ya'lemu, kişinin bilmediği şeyler için demesi Allahu alem. Kişinin bilmediği şeyler hakkında onu ben bilmiyorum, onun hakikatını Allah bilir, Allah bilir demesi ilimdendir. Demek ki ilim erbabı her sorulana biliyorum demesi gerekmiyor. Onu Allah bilir, ben bilemiyorum demesi yani adaptandır. Öyleyse bilmediği bir şeye kişinin ne demesi ilimdendir, ilimden sayılıyor. Allahu alem, Allah bilir onun hakikatını demesi, bu da ilimdendir. Ama cühela öyle değil. Cühela bildiği meseleye de, bilmediği meseleye de balıklamasına atılıyor. Ve din adına hiç konuşmadığı bir şey yok. Halbuki bilmiyor, Allah bilir demiyor, peygamber bilir demiyor, bilgisini Allah ve peygamber havale etmiyor. Efendim hevai şeyler konuşuyor. Fe innallaha azze ve celle, Rabbül alemin, aziz ve celil olan Allah, kâle li nebiyyikum sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberiniz aleyhissalatü vesselam'a şöyle buyurdu. Bunu kim anlatıyor? Abdullah ibn Mesud anlatıyor. Evet. Ne dedi Rabbiniz peygamberinize?
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ Habibim onlara böyle de. Ben bu tebliğ üzerine sizden bir ücret istemiyorum. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّف۪ينَ Ben efendim Allah'ın bana bildirdiğinin dışında dine bir şeyler ilave ederek zorluk çıkaranlardan değilim. Ya da noksan edenlerden değilim. Ve kavluhu Teala. Cenab-ı Hakk'ın bu kavli celili, yani ayette in huve illa zikru lil alemin, in huve o Kur'an olmadı illa zikru lil alemin. Ancak alemler için bir zikirdir. Şimdi aslında huve, burada zamir nereye raci? Kur'an'a. Yani Kur'an'a. Kur'an'ı kastediyor. Zikrun, Kur'an zikirdir. Li cemi'il mükellefin, bütün sorumlular için, mükellefler için, minel insi vel cin, insanlardan, cinlilerden mükellef olanlar için Kur'an bir nasihattır, öğüttür. Evet, Kur'an melekler için de bir zikirdir. Ama mükellef olan kimler? İnsanlar, cinler, onlar için de efendim yine nedir? Bir zikirdir. Kale İbn Abbas, İbn Abbas buyurdu. Lil alemin, alemler için bir zikir deyince kale İbn Abbas şöyle buyurdu. Oradaki aleminden maksat el cinnu vel insu, cinler ve insanlardır dedi. Cinler ve insanlar. Hem cinler için efendim nedir? Bir nasihat zikir, hem insanlar için. Çünkü cinlerde de insanlar gibi müminler var, kafirler var. Onlar da insanlar gibi mükelleftir. Onlar da Kur'an'a muhataptır. Ve hadil ayetü, bu ayeti kerime kekavli Teala, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili gibi. Li unzirakum bihi ve men belag. Evet. Li unzirakum, sizi uyarmam için bihi, o Kur'an'la. Daha kimi? Ve men belaga. O Kur'an'ın ulaştığı kimseleri. İnsanlar, cinler. Yani sizi o Kur'an'la uyarmam için ve aynı zamanda o Kur'an'ın ulaştığı kimseleri de uyarmam için. Evet, bu Kur'an-ı Kerim'i size getiriyorum. Efendim şeklinde bu ayet-i kerime, bu ayet Şura suresinde olması lazım. Evet. Li unzirakum bihi ve men belag. Ve kavluhu Teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili. Ve kavluhu Teala, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili. Hangi kavli? Ve le talemunne nebe'ehu ba'de hin. Ve le talemunne nebe'ehu. Burada tabii yemin de var. Vallahi siz bileceksiniz. Neyi bileceksiniz? Nebe'ehu. O Kur'an'ın haberlerinin doğruluğunu. Ve aynı zamanda neyi? Efendim Peygamber aleyhissalatü vesselamın haberlerinin doğruluğunu vallahi bileceksiniz. Badehin, Cenab-ı Hak buyuruyor. Bir zaman sonra. Hangi zaman sonra? Efendim öldükten sonra veya mahşer gününde. Mahşer gününde doğruluğunu bileceksiniz ama oradaki ya da öleceğiniz zaman da olabilir. Öleceğiniz zaman onların efendim doğru olacağını bileceksiniz ama oradaki doğru bilmek size fayda vermeyecek. Size ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. Dolayısıyla oradaki pişmanlık da size fayda getirmeyecek. Bu ayet-i kerimeyi nasıl tefsir etmiş? Efendim bu ayet-i kerimeyi şöyle tefsir etmiş. Evet. Şöyle tefsir etmiş. Ey haberahu ve sıdkahu. Ey haberahu ve sıdkahu. Yani bu ayet-i kerimede bildirilen Kur'an haberinin doğruluğunu, peygamber haberinin doğruluğunu efendim ne için? Doğruluğu bileceksiniz. Badehin, bir zaman sonra, ey an garibin, yakın zamanda. Deminki okuduğum ayet-i kerime li undirakum bihi ve men belag,
En'am suresi ayet 19. En'am suresi. Şura değil de En'am suresi. لِيُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٍ ayeti kerimesiyle efendim başlayan sayfa başı o ayetin içerisinde لِيُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Evet, bu Kur'an bana vahyedildi. O Kur'an'la sizi ve o Kur'an'ın ulaştığı kimseleri uyarmam için. Hem kendi zamanındaki insanlar, hem kıyamete kadar gelecek insanlar. Ya da cinler. Evet. Peki, وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ. Siz o Kur'an'ın önemli haberlerini bileceksiniz. Ve sıdkahu doğruluğunu بَعْدَ حِينٍ اَيْ عَنْ قَرِيبٍ kısa bir zaman sonra. قَالَ قَتَادَتُ Hazreti Katade bu kısa zamanı nasıl tefsir etmiş? بَعْدَ الْمَوْتِ öldükten sonra. Öldükten sonra bunların gerçekliğini kabul edeceksiniz ama heyhat. قَالَ اِكْرِمَتُ müfessirlerden İkrime diyor ki yani yevmel kıyameti, kıyamet gününde bileceksiniz. Çünkü onlar dünyadayken kıyameti inkar ediyorlardı. وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ evet, iki söz arasında, Katade'nin sözüyle İkrime'nin sözü arasında bir zıddiyet yoktur, muhalefet yok. Birisi öldükten sonra diyor, birisi kıyamet günü diyor. Zaten öldükten sonra kıyamet. Kıyamet zaten efendim dünyanın sonu. Kıyamet ölümden sonra kıyamet. Öldükten sonra ya da her kişinin kıyameti kendi ölümünden sonra. Kendi ölümünden sonra hakikatleri anlayacak ama iş işten geçmiş olacak. Fe inne men mate zira her ölen fakat dehale fi hukmil kıyameti kıyamet hükmüne girmiştir. Çünkü ölenin dünyası sonlandı. Artık kıyameti bekliyor. Kıyamet hükmüne girmiştir. Sanki kıyamet olmuş gibi. Çünkü kişinin ölümü kendi kıyametidir. Evet. Dolayısıyla iki müfessirin sözü arasında zıddiyet yoktur. Biri ölümden sonra, biri kıyametten sonra diyor. Ve kâle Hasanül Basriyyü Hasanül Basri Hazretleri de şöyle diyor. Yebne Âdem'e ey Âdem oğlu indel mevti ölüm halinde yetike sana gelecek el haberul yakin kesin haber. Neden? İnsan öleceği zaman Hasan-ı Basri de bu böyle talemünne nebe'ehu badehin ölüm zamanını kastediyor. Ölüm zamanında öleceğiniz zaman vakit o sekerat-ı mevt dediğiniz halde efendim size kesin haber gelecek. Niye? Çünkü insan ölürken Müslüman, kafir, asi, itaatkar ahiretteki yerini görecek. Cennet veya cehennem. Orada pişman olacak ama fayda vermeyecek. O zaman orada peygamberin de hak olduğunu, Kur'an'ın haberlerinin de gerçek olduğunu bilecek. Ancak oradaki bilmek fayda vermeyecek. Yani ölüm halinde siz gerçekten Kur'an haberlerinin doğruluğunu bileceksiniz demektir. Hasan-ül Basri Hazretleri'nin tefsirine göre. Evet. Ahiru tefsiri sureti Sa'd. Sa'd suresinin tefsirinin sonu. Yani sona geldik. Velillahil hamdu vel minnetu. Hamd Allah'a, ihsan, ikram da Allah içindir. Evet. Burada bitmiş oluyor. Cenab-ı Hak İbn Kesir'den yani büyük müfessir ve bütün müfessirlerden bu Kur'an'ın tefsirini yapan, Kur'an'ı bize ulaştıran bütün geçmişlerimizden Allah razı olsun, makamlarını cennet eylesin, derecelerini âli eylesin. Bunlar eğer bu çalışmaları yapmasalardı biz bu ayetlerin tefsirini nasıl anlayacaktık, nasıl yapacaktık? Mümkün olamazdı. Onlar bizim hocalarımız. Allah onların hepsinden razı olsun. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.